kimdir ataylab gapirgan bo'lsa, ko'ra olmay gapirgan bo'lsa, hasaddan gapirgan bo'lsa, men o'zimdan aytaman, hamda sizlar ham aytinglar, biz hammani kechirdik inshaalloh. Inson ishlasa o'zi uchun ishlaydi. Inson ishlasa ertaga qabri uchun, ertaga Allohning yoniga borganda yuzi yorug' bo'lishligi uchun xizmat qiladi. Ba'zan shunday bo'ladi, birodarlar. Yaqin odamingizdan xato o'tadi-da, so'ngra haligini o'ylab turasiz. Bu Ka'b ibn Molikni yelkalari kattaligi, bog'ini solqinligi ushlab qoldi dedi. Ey Ka'b ibn Molik, nima uchun g'azotga bormadingiz biz bilan deganlarida Ka'b ibn Molik aytdilarki, "Qum hatta yaqdiyallohu Alloh taoloning hukmi kelguncha o'rningdan tur chiqib ket, men seni kechirmayman" dedilar. Ka'b ibn Molik aytadi, "Masjidga boraman, biroz salom bermay" dedi. Na'uzu billahi min zalik. Alloh saqlasin, bu juda yomon narsa. Do'stam, dushmanam qarab turadi deydi-yu. Sen dedi, bu yoqqa kel dedi. Shunaqa odamlar bo'ladi hayotingizda. Sal bir tarafdan nima bo'lsangiz, darrov nima qilishni boshlaydi, u do'stlik emas. U podshohga aytib qo'y, men bormayman u yoqqa dedi. Men bu payg'ambarni tashlab ketmayman dedi. Bizni tilda aytganda ursa ham, so'ksa ham. Alhamdulillahi robbil alamin, assalotu vassalomu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Bir salavat aytıp eyleyip radırlar. Yine bir aytaylık. Bu vakıya Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları bilen bugün. Vakıyanın namı Cüdeyem gün. Doğru sözlerinin vakıyası. Ka'b ibn Malik'nin vakıyası. Ka'b ibn Malik'nin hadisi. Gazvatu Tabuk. Tabuk g'azoti, muhallafuna salasa, uch ortga surib qo'yilgan insonlar, tavba voqiyasi, bir necha nomlar bilan tarixda mashhur bo'lgan voqea. U hadisni rivoyat qilayotgan Ka'b ibn Molik. Imomlardan rivoyat qilgan Imom Buxoriy hamda Muslim. Bu hadis o'zi hadis. Imom Buxoriyni otsangiz, mana shu hadis mana. Mana shu hammasi Ka'b ibn Molikni hadisi. Men shuni sizlarga inshaalloh qisqartirib beraman. Mana shu Imom Buxoriydan mana shuncha bobda kelgan, ya'ni varaqlarda kelgan Imom Buxoriyda rivoyat qilingan. Nima uchun hadisni so'zlari ko'p, o'zi chiroyli aytilgan desa, Ka'b ibn Molikni o'zini so'zi bor, gapirganda chiroyli gapirgan hamda hadisni hamma voqealarini tushuntirib aytib bergan u kishi. 9-chi hijriy yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga Tabuk g'azoti bo'lishlik haqida xabar beradilar. Voqeani boshidan tushunishlikka inshaalloh harakat qilamiz. 9-chi hijriy yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azoti Rum bilan o'sha bo'ladigan g'azot haqida xabar beradilar. Qachon chiqib ketishliklarini ham aytadilar. Qanday chiqib ketishliklarini ham aytadilar. Nimaga bu so'zni aytayapmiz? Sunnatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hech qachon qayerga ketayotganliklarini g'azotda aytmaganlar. G'azotda hech qachon aytmaganlar. Ammo shu safar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qayerga ketayotganliklarini, qachon ketayotganliklarini, nima maqsadda ketayotganliklarini tushuntirib bayon qildilar. So'ngra masjidga sahobalarni jamlab to'pladilar-da va aytdilarki, biz yana bir nomi esimdan chiqib qolibdi. Jayshul Usro deyiladi. Qiynalgan qo'shin, qiyinchilik vaqtida bo'lganda bu jang. 30 mingga yaqin deydi sahobalar harakat qilishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidda xutba qilib aytdilarki, "Hurmatli sahobalar, biz ana o'sha kofir bilan g'azot qilishlik uchun ketyapmiz. Ana hozir pul to'pladinglar." Shuni singari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pulga targ'ib qildilar. Pul beringlar. Nimani? Askarlarni ta'minlanglar. Mingani tuya, mingani ot, qo'liga nayza, kamon, shunga o'xshagan narsalarni olishlik uchun bizga pul berish kerak, pul to'plashimiz kerak degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni targ'iblari bo'lgan. O'sha kuni bo'lgan. So'ngra Usmon roziyallohu anhu o'sha kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni etaklariga bir etak tilla olib chiqadilar. 1000 dinor. Bizi pulga qancha bo'ladi desa 20 dinordan zakot chiqadi. 1000 dinori 210 ming dollar bo'ladi ekan. Usmon roziyallohu anhu
bir marotaba ehson qilganlarida aytaylik 200 ming dollar ehson qilgan. Hozirgi pulimizda. O'shaning uchun sahobalarning iymoni, sahobalarning sahovatlari oliy bo'lgan. Endi siz o'ylang, hozir pul ko'p davrda yashayapsiz. Hozir pul ko'p, u paytda pul oz bo'lgan, nimaga? Hozir kambag'alman degan odamda ancha narsasi bor. Ammo u paytda kambag'alman degan odamda kiyimi ham bo'lmagan, illo kindigidan tizzasigacha yeydigan taomi faqatgina xurmo bo'lgan. O'shalarning ichida puli bo'lib va pulini 200 ming, 210 ming dollar pulini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam etaklariga olib chiqib tashlaydi. Kabi ibn Malik aytadiki, yuqolli bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llari bilan boyagi dinorlarni olib etaklariga tushirib, etaklaridan ko'tarib, ma darra Usmon ma amila ba'da al-yawm. Usmon bugungi ehson ila jannatga kirib ketdi. Amin. Alloh taolo bugungi ehsoninglar tufayli hammanglar jannatga kirgizib olsin. Allohu akbar. Usmon bugungi ehsoni ila jannatga kirib ketdi. Usmon bugungi qilgan ehsoni tufayli jannatga kirib ketdi. Ma amila ba'da al-yawm. Bugundan keyin Usmon nima qilsa ham mayli. Bugundan keyin Usmon nima qilsa ham mayli degan hadis o'sha kuni aytilgan. Jayshul Usro qiyinchilik qo'shiniga aytilgan. Sahobalarning ba'zilari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bir hovuch xurmo ko'tarib keldi. Ba'zilari bir hovuch tilla ko'tarib keldi. Ba'zilari umuman ehson qilgan narsa topolmay qoldi. Munofiqlar doim tayyor turadi. Munofiqlarning ba'zilari aytdiki, ozgina ehson qilgan odamni ko'rib qara dedi. Ehson qilishni bilmaydi dedi. Ko'p ehson qilgan odamlarni ko'rib qara dedi. Bu riyokor dedi. Munofiqqa doim gap topiladi. Munofiqqa doim gap topiladi. Ko'p ehson qilayotgan bo'lsa, riyo qilib nima keragi bor edi deydi-kan. Oz ehson qilayotgan bo'lsa, ha bersang tuzukroq bermaysanmi degan so'zni munofiq aytadi. Rubba dinari sabaqa alf. Balkim bir qilingan dinor, bir dinor ming dinordan o'zib ketishi mumkin degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. So'ngra o'sha kuni sahobalarning biri juda o'ylandi. Ya Alloh, men dedi ehson qila olmadim. Sadaqa qila olmadim. Qanday qilib sadaqa ehson qilsammikin deb tunda uyga borganda o'ylanibdi. Beray desa hech narsasi yo'qdi. Nimadan ehson qilsammikin deb Zayd ibn Ulba o'kishining ismlari. Zayd ibn Ulba aytdiki, "Ya Alloh" dedi. "Ey Alloh" dedi, "men shu bugungacha meni yomonlab gapirgan, meni ustimdan gapirganlarga obro'yimni halol qildim" dedi. Hammasidan roziman dedi. Sahobalarning sunnati ekan. Biz ham rozimiz inshaalloh. Kimdir ataylab gapirgan bo'lsa, ko'rolmay gapirgan bo'lsa, hasaddan gapirgan bo'lsa, men o'zimdan aytaman, hamda sizlar ham aytinglar. Biz hammani kechirdik inshaalloh. Kechiringlar, Alloh taolosi sizlarni kechiradi deya. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Alloh sizlarni kechirishini xohlaysizlarmi? Sizlar ham odamlarni kechirib yuboringlar dedi. Biz kechirdik inshaalloh. Ertalab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Ulbani chaqirib, hammani ichida keling dedi. Nimani ehson qildingiz? Ya Rasululloh, ehson qilishlik uchun biror narsa topolmadim. Ammo siz bir narsani ehson qildingiz. Qod qubilat sadaqatuk. Sizning sadaqangizni Alloh taolo qabul qildi. Siz obro'yingizni ehson qildingiz. Sizni so'kkan odamlarni kechirib yubordingiz. Sizni ehsoningizni Alloh taolo qabul qildi deb hammani ichida boyagi insonni qilgan ehsonni qilgan ishini to'g'ri bo'lganligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. So'ngra chiqib ketishlik uchun, yo'lga chiqishlik uchun tayyorgarlik boshlandi. Tabuk Madinai Munavvaradan 750 km yuqorida, shimol tarafda. U yerga borishlik uchun uzoq yo'l bosish kerak. Havo juda ham issiq. Mana men sizlarga aytib berdim, kelganimizga 3-4 kun bo'ldi. 47 gradus issiq bo'lyapti hozir shu bugun. 47 gradus salqinni o'zi yo'q. Boshqa narsani o'zi yo'q. Sahobalarning hammalari jamlanishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga, "Ey Ali, siz Madinai Munavvarada qolib turing" deganda Ali roziyallohu anhu unamaydi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, ma'assibiyani wal nisa'i wal ajuz, yosh bolalar bilan, xotinlar bilan, kasallar bilan men qolamanmi?" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q, siz men bilan Muso bilan Harun qanday bo'lsa,
men bilan siz shunday bo'lamiz, siz shu yerda qolib turing deb Ali roziyallohu anhuni qolishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'ndirdilar. Yana qolib ketgan 5-600 ta odam bor. Munofiqlar qolib ketishdi. Payg'ambarga kelib har xil vajikar bahona sabablarini aytishdi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam indamadilar. Biladilar, nima haqida so'z bo'lyapti, nima maqsad bo'lyapti, hammasi tushunarli bo'lib turibdi. Biz aytayapmiz-ku, inson ishlasa o'zi uchun ishlaydi. Inson ishlasa ertaga qabri uchun, ertaga Allohning yoniga borganda yuzi yorug' bo'lishligi uchun xizmat qiladi. So'ngra ular jo'nab ketishdi. Yo'lda ham qiyinchilik bo'lgan. Ba'zan bittadan xurmo yeyishgan. Ba'zan minib ketayotgan tuyalarni so'yib, ichidagi ichagidan chiqadigan, oshqozondan chiqadigan suvlarni ichishgan. Hech narsa yo'q. Yeydigan narsa kam, ichadigan narsa kam, tepada issiq, mana shunday qilib yo'lga chiqib ketishdi. Ka'b ibn Malik, o'zimizning voqiyamiz mana shu hadisda. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu vallohi deydi, Allohga qasam, mana shu g'azot kabi menda to'liq narsa bo'lmagan. Ya'ni kamchiligim yo'q dedi. Ma jama'allohu rohilatayn. Ikkita karvonni, ikkita tuyani Alloh taolo shu g'azotda menga bergan edi. 10 ta sahobalar bor, bitta oti yo'q. Hachiri yo'q, eshagi yo'q, tuyasi yo'q. Ka'b ibn Malikni o'zini ikkita tuyasi bor. Yeydigani bor, ichadigani bor, minadigani bor. Mayli chiqarman dedi. Tayyorgarlik bo'lyapti, mayli tayyorgarlik ko'rarman dedi. Qo'shin yo'lga chiqib ketgandan keyin mayli yetib olarman dedi. Ertasi kuni mayli yetib olarman dedi. Endini kuni mayli yetib olarman dedi. Mana bir ishni orqaga tashlab bo'lmaydi. Ertaga qilaman, so'ngra qilaman, so'ngra qilaman deysiz-u, so'ngra qila olmaydigan joyga yetib qolasiz. Ka'b ibn Malik 3 kun o'tgandan keyin men bu urushga yeta olmay qoldim, qop ketdim, endi bormayman dedi. Xoysama degan ansoriylardan bo'lgan bir sahoba bular edi. Abu Xoysama. Kirsam deydi Madinai Munavvarada. Xurmozoramga kirsam zilol suvlar oqyapti. Ayolim menga xizmat qilyapti. Salqinda o'tirsam ayolim bitta tovoqchaga solib xurmo olib keldi. Keyin men o'zimga aytdim dedi. Mana erkak kishi nisbatda bu. Men o'zimga aytdim dedi. Rasulullohi fil harri val harur. Allohning elchisi obtoda qolib ketsa sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam issiqlarda jaziramada qolib ketsa-yu, yo'lda musofir bo'lib yursa-yu, zilol suvining tagida salqinda xurmo yeb o'tirishlik senga yarashadimi ey Abu Xoysama, xurmoni qo'y dedi. Darrov otini egarlatdi, oti bilan yo'lga chiqib ketdi. Ka'b ibn Malik qolib ketdi. Ko'chaga chiqsam deydi. Ko'chaga ko'zimga ko'rinadigan yaxshi qorilar, kasallar, ayollar hamda munofiqligi aniq bo'lgan munofiqlar yurardi dedi. O'zimga o'zim aytdim, ey Ka'b, nima qilyapsan bularning orasida? Dedim-da, ammo o'tiraverdim dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukka yetib borgunlaricha Ka'b ibn Malik haqida so'ramadilar. Tabukka yetib borganlaridan so'ng ancha muddat masofa borib 750 km piyoda yurishlikka juda uzoq. 750 km borilgandan so'ng Ma amila Ka'b? Ka'b nima bo'ldi? Keldimi deb so'rab qo'ydilar. Ba'zan shunday bo'ladi, birodarlar. Yaqin odamingizdan xato o'tadi-da, so'ngra haligini o'ylab turasiz. So'ngra savol berasiz, qayerda qoldi ekin deb. Boshqa odamlar bilan ishingiz yo'q. Mana bu masjidimizda ham ba'zan tanigan odamlarimiz namozga kelmasa biz aytamiz, falonchi kelmay qoldi, nimaga kelmay qoldi ekin deb aytamiz. Joramizda ham shunday, mahallamizda ham shunday. Ka'b qayerda qoldi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunda Bani Salima qabilasidan bo'lgan Ka'b ibn Malik o'zlari ham yana bir Bani Salima qabilasidan bo'lgan inson aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. Burdahu va itfayhi. Bu Ka'b ibn Malikning yelkalari kattaligi, bog'ini solqinligi ushlab qoldi dedi. Ikki xil ahvol bo'lar ekan, qarang. Bir odam sizni maqtaydi, bir odam sizni yomonlaydi, doim shunday ekan-da. Shunda ikkinchi bir odam chiqib ansorlardan sahobalardan bir kishi chiqib aytdiki, "Ya Rasululloh, unday emas" dedi. Zarur ishi bo'lsa kerak kela olmadi dedi. Zarur ishi bo'lsa kerak, shuning uchun menimcha kela olmay qoldi deb shu bilan voqea to'xtadi. 20 kun kutishdi Tabukda.
Nargi taraftaki askerler kimadı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kaytattan yolga tüşüyetkenliğini ben işittim. Sonra içimde yolgallarını tokuştu başladım dedi. Kiliyap tükendiğin haberini işittikendiğin bir seskenip gittim de kanday kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oklanıp çıkıp gitsem ikiyin deyip yolgallarda oynadım. Ama Peygamberimiz bir müddetten ki daro yetip gelip kaldılar dediler. Demek karın. Gazatka barıldı. O sahabalar canlarını tiki barışken bütün ömürlerini o şu ısıklar geçide barıştı. Düşman taraf kemedi. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarla kayıtıp geldiler. Sünnet seferge çıkıyorken insan mescidke gelip ketiş gerek. Aynısı. Seferden kayıtken insan birinci yetip gelgende mescidke kayıtıp gelişken. Seferden kayıtıp gelgen insan birinci kelergeni o şu özünü nime mescidi buluş gereken. Şunu da kıyken misler? Mescidke geliş gerek. Özü birinci kelgen vaktidi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidke geldiler. Mescidke kelgenden sonra Medine-i Munavvara'daki münafıklar katar bulup tartıp bilen mescidke gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzürünü ayçtı başlayın. Bazı buradan bahanasını ayıttı bazen. Biles. Ya peki işenmeyiz. Bir neseler deyip deyisi hop deyip koyarız. Hemmelerini bahanalarını oyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul kılalım. Sonra Kâb ibn-i Malik keliyatken de kabilesindekiler ayetti ki ey Kâb dedi bana şunçasını Peygamber keçir var dedi. Sen hem malum bir sözlerini ayetsen bir neseler deyip koysan Peygamber seni keçir var adını geldi. Eşikini yanına bağırdım. Peygamberimizge bir neseler demokçu buldum da Peygamberin huzuruna bağırıp oturganımdan ki özümge kep kaldım dedi. Kultu ya Resulallah ey Allah Teala'nın elçisi dünyanın kaysı padişası geçiyonetseniz hem ve kimli huzurda otursam hem söz amallık var bende sözümge işen tıradıkken kabiliyatım var ama sizge yalvan yapırmayım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler de ey kâh neme üçün barmadız dediler sorayız siz bazen neme ge şu işini kıldın neme ge bana bu işini kımadın ey kâh ibn Malik neme üçün gazatke barmadız biz bilen de gelirleri de Kâb ibn-i Malik'e ettiler ki ya Resulallah eşlerden çıkılmasına sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah ben gel Müslüman dedim kaysi insandı odandı yanına barsam gelin bilen işantır var aman ama sizge yalgan gelirmeymen borgim kemesten kap gettim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orninden dur kum hatta yakdiyallahu Allah Teala'nın hükmü kegünce orninden dur çıkıp gitmeyin seni keçirmeyin ben dediler. Bu bradallar bu cüde ağır mesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var ki değişliği ağır mesele. Bu yana bittesi eğitilgen onu yana eğitilgen inşallah. Sahabalar eğitiler ki sen taşkarge ketip dur, seni keçirmeymen değiştiği bir sözüdü. İkinci sözü, birer tanılar Kâb ibn-i Malik ile gepleşmeyler dediler. Mukata'a deydi. Baykot deydim. Birer tan Kâb ibn-i Malik'e gebirme hiç kimin dediler. Peygamberge onlar itaat kılar mıdır, kımar mıdır? Toluk itaat kılar. Kâb ibn-i Malik eğitti. Yana kimler var dedi. Hilal ibn-i Umayya, Mararat ibn-i Rabi'i. Hilal ibn-i Umayya yakşı adam, şu kişiyem şunu deyip oldu. Mararat ibn-i Rabi'i uyam yakşı adam, şu kişi oldu. Üçüncüsü siz buldunuz degen de Kâb ibn-i Malik. Subhanallah. Demek bizge şunu deyip birisi nok yaptı da. Bugün ötü keter, irtiki ötü keter deyip. O şey, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir kıgan halat başlandı. Kâb ibn-i Malik aytadı. Mescidge baraman biraz salam vermeyin deydi. Na'uzu billahi min zelik. Allah saklasın. Bu cüleyman derse. Köçe geçkemen bizi tilde aytken de biraz ihsan geyem çakırmaydı. Biraz onu yanına gebarsam yanımda yem durmaydı. Gepleşmeydi yem. Karamaydı yem. Nerge Hilal ibn-i Umayya, Mararat ibn-i Rabi'ler yaşı ulu ulu için üyden çıkmadı onlar.
Men yoshligim uchun shu narsani bildirmay o'tkazib yuboray deb kelsam, men qayerga borsam odamlar ketib qoladi. Men birovga salom bersam, salomga aliga olmaydi. Hamma meni ajratib qo'ydi, oxiri chidamasdan uyimi tomida payg'ambarimizni sahobalar bilan masjidda namoz o'qiyotganini ko'rib, namoz o'qishni boshlab yubordim dedi. Masjidga kela olmay qolgan. Masjidga kela olmay qoldi. Ba'zan deydi. Ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda masjidlarga kelib nafil namoz o'qiyman deydi. Ana o'sha nafil namoz o'qib turganimda sajdaga qarab namoz o'qib tursam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bundayroqda turadilar-da, men sajdaga qarab turganimda menga bir qarab qo'yadilar. Shu yillar juda alam qiladi sahobaga. Juda ham alam qiladi. Mana biz qanchalik payg'ambarimizni ko'rgimiz keladi, o'ngimizda ko'ra olmadik, tushimizda ko'rgimiz keladi. Qanchalik. Ammo tirik bo'la turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga qarama deyaptilar. Gapirma menga deyaptilar. Boshqalar ham bunga gapirmanglar deyaptilar. Sog'inib ketaman deydi. Borib ko'rgim keladi, suhbatlashgim keladi. Gapirmaydi ham, qaramaydi ham. Ana borganimdan keyin namoz o'qib tursam, mana undayroqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan bo'lsalar, sajdaga qarab tursam menga bir qarab qo'yadilar deydi. Shu menga qarayotgan bo'lsa kerak deb namozim ichida qaravorsam, darrov teskari boshqa qaravorlar deydi. Payg'ambarni teskari qarab olishligi bu og'ir masala birodarlar. Mana shunday bo'lib kunlar davom etaverdi. Hattoki 40-chi kun bo'ldi dedi. Hatta ida daqat alayhimul ardu bima rahubat. Oyat kerimada Alloh taolay aytibdiki, yer keng bo'lishiga qaramasdan bularga juda ham tor bo'lib ketdi deydi. Va daqat alayhim anfusuhum. O'zlarining nafslari o'zlariga sig'may qoldi degan. Eng dunyodagi muammo nima desa, yurak siqilishlik. Ka'b ibn Molikning yuragi siqilyapti. Tomda turib namoz o'qiyapti. Hamma xursand bayram qilib yuribdi. Ka'b ibn Molik bo'lsa tarqab ketyapti. Teskari qarab ketyapti. Gapirmayapti. 40 kun bo'lgandan keyin ja'ani rasulullah. Rasulullohning elchisi kelib aytdi, "Xotining, men xotiningni ruxsatini berasan ekan" dedi. Endi qarang, shu yerda bir foyda olsak bo'ladi-da. Payg'ambarimiz bularni jazolayapti. Sahobalar hammasi itoat qilyapti. Ka'b ibn Molikka gapirmayapti. Ka'b ibn Molik bo'lganicha bo'lyapti. Elchi kelib aytyapti, "Ayolingni ruxsatini berasan ekan" desa, haligi elchidan so'rayapti. Javobini to'liq berib yuboramanmi yoki uyida yashab tursinmi deyapti. Itoat qiling. Mana shunday itoat qilyapti. Yo'q, javobini talog'ini bermaysan. Balki ayoling sen bilan birga bo'lmaydi, uyiga jo'natib yubor deganda, bo'ldi payg'ambarimiz nima desa shu deb 40-chi kuni ayolini ham uyiga jo'natib yuboradi. Ko'chada yursam deydi bozorda. Kunlarning birida G'assondan kelgan bir odam, o'sha paytda ular musulmon emas bo'lgan, do'sam dushmanam qarab turadi deydi-yu. G'assondan kelgan bir odam, yerni nomi Malik G'asson, G'assonning podshosi xat jo'natdi. U bozorda Madinada istab yuribdi. Ka'b ibn Molik kim? Kim Ka'b ibn Molik deb rasmi yo'q, boshqasi yo'q, topib olish kerak. Odamlar gapirmasdan bunday qilib ko'rsatyapti ekan. Shuna turibdi-yu, shu deb qo'li bilan ko'rsatyapti. Qarasam deydi, menga bir xat jo'natib yuboribdi. Hatto ochib qarasam, laqad balagha jafafu sahibuka. Bizga sen ishonib yurgan anavi payg'ambaringni seni qanchalik qiynayotganligi haqida xabar keldi. Ta'ala nuwasik. Sen bizi yurtlarimizga kelsang, mazza qilib yashaysan. Nima qilasan Muhammad deganda deyapti. Ha, sallallohu alayhi vasallam. Sen dedi bu yoqqa kel dedi. Shunaqa odamlar bo'ladi hayotingizda. Sal bir tarafdan nima bo'lsangiz, darrov nima qilishni boshlaydi, u do'stlik emas. U do'stlik emas u narsa. Kel bu yoqqa dedi. Boshqa odam bo'lsa nima qilardi? Mana bizni ham bizni hurmat qiladiganlar ham bor, bizni taniydiganlar ham bor, bizni qadrlaydiganlar ham bor deb turib, darrov haligi hatto olib, men ham katta obro'li odam ekanman deb ketib qolardi. Qola. Hada ayzon minal bala. Ey xudo dedi, sinovini ustiga sinov kelaveradi ekan. Bu ham bir sinov bo'lsa kerak. U podshonga aytib qo'y, men bormayman u yoqqa dedi. Men bu payg'ambarni tashlab ketmayman dedi. Bizni tilda aytganda ursa ham, so'ksa ham, bizga qanday jazo qilsa ham Muhammad alayhissalomni tashlab ketadigan odam yo'q dedi. Hada ayzon minal bala. Bu ham bir sinov bo'libdi deb chekaroq olib
haligi xatni o'zini qo'li bilan yoqib yuboradi. Ana o'sha holatda Abu Qotada degan amakisi bor. Juda ham yuragi siqilib ketganda Ka'b ibn Malikni juda ham yuragi siqilib ketdi. Abu Qotada amakisini uyiga borib eshigini taqillatsa, eshigini nargi betida turibdi. Eshigini ochmaydi. "Ey amaki, men keldim." desa gapirmaydi. "Assalomu alaykum" desa "Va alaykum assalom" demaydi. Devordan oshib o'tdim deydi. Ka'b ibn Malik devordan oshib o'tdi. Haligi amakisini yoqasidan olib, "Ey amaki, men ham yaxshi odamdirman. Men ham sahobaman, musulmonman, xato qildim. Sen aytchi meni, men qanaqa odamman, yaxshi odammanmi?" dedi. Teskari qarab oladi. Ikkinchi marotaba, "Ey amaki, men qanday odamman?" yana teskari qarab oladi. Uchinchi marotaba, "Ey amaki, bu yig'layapti Ka'b ibn Malik. Hech kim menga qaramasa, hech kim menga gapirmasa, nahot shunchalik yomon odam bo'lsam?" dedi. "Men qanday odamman?" deganda uchinchisida aytdiki, "Allohu va rasuluhu a'lam." Alloh biladi. Rasululloh biladi, men bilmayman dedi. Oshcha gapirmadi. Nimaga? Payg'ambarga itoat. 52-chi kecha bo'lganda, 50-chi kecha bo'lganda Ka'b ibn Moriga aytadi, "Men tomda o'tirganim" dedi. Uyni tomida o'tiribman. Tomidan demak ularda bizga o'xshab shifir bo'lmaydi. Sahobalar payg'ambarimiz atroflarda o'rib olib, bomda to'qishyapti. "Men jamoatga bora olmasdan o'zim yolg'iz namoz o'qiyapman." Uzoqdan bir nido keldi deydi. "Ya Ka'b ibn Malik abshir." "Ey Ka'b ibn Malik, so'yinchi bering. Allohga qasam, ustimda ikkita kiyimim bor edi, mana shu kiyim senga" deb baqirdim deydi. "Mana shu kiyimlarim senga, keling bu yoqqa" deb baqirdim deydi. Haligi odam kelgandan keyin kiyimni berdimda, "O'zimga birovni kiyimini olib keling, shuni men hozir buni sizga beraman, boshqasini kiyimini olib payg'ambar diyoniga boraman" deb boshqasini kiyimini kiyib oldim dedi. So'yinchi berishlik bor narsa. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bordim. Borsam payg'ambarimizning yuzi 14 kunlik oydan da bir nurlik bo'lib turgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ijlis, o'tiring mana shu joyga" dedilar. "Abishir, xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Alloh tavbangizni qabul qildi." "Qultu ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, bu sizdanmi yoki Alloh taolodanmi?" dedi. "Siz meni kechirib yubordingizmi yoki Alloh taolo kechirib yubordim?" deganda, "Balki Alloh taolo seni tavbangni qabul qildi" dedi. Uzun oyatlar tushadi. Nihoyat Alloh subhanahu va taolo, "Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as-sodiqin." Ey iymon keltirganlar, sizlar dunyoda yashab turgan paytlaringda to'g'ri so'z insonlar bilan birga bo'linglar. Dar haqiqat Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. Va ala salasati allazina khulifu hatta idza daqat alayhimul ardu bima rahubat. Yer kengligiga qaramasdan tor bo'lib qolgan uchalasining tavbasini Alloh subhanahu va taolo qabul qildi degan oyat karimani tushirdi dedi. Sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana o'sha joyda turgan hammalari Ka'b ibn Malikni tabriklaydi. Tavbasi qanday bo'ldi? Alloh taolo tarafidan tavbasi qabul bo'ldi. Ana boya aytib beraman degan narsam birodarlar ikkinchisi. Mana shu bilan o'zi ikkala mana shu qissamizdan bir narsani tushunsak bo'ladi. Uhud g'azotida Hamza ibn Abdul Muttolibni vahshiy shahid qiladi bilasizlar. Uhud g'azotida. Hind bint Utba u zakasiyu aytadiki vahshiyga, "Sen" deydi, "Hamzani o'ldirib bersang" deydi, "seni ozod qilib yuboraman" deydi. Haligi harbatun deb qo'yadi, nayzasini ko'tarib Hind bint Utba buyurilgan mana bu vahshiy Hamza roziyallohu anhuni sahobalarning ichidan poylab borib uzoqdan otib Hamza roziyallohu anhuni shahid qiladi. So'ngra arablarda muslo degan narsa bor, kelib ana ular ko'zlarini, quloqlarini, burunlarini Sayyidu shuhada Hamza roziyallohu anhuni hamma joyini muslo deydi, kesib tashlashadi. Qornini kesib, jigarini chiqarib Hind bint Utba tishlaydi hatto. Arabda shunday odat bo'lgan. "Endi meni g'azabim o'ziga keldi. Endi o'chdim oldim" deb
u tishlaydi. Shunga sababchi bo'lgan vahshiy bo'ladi. Ammo bir payt kelib vahshiy iymon keltiradi. Vahshiy iymon keltirgandan keyin juda qattiq hijolat bo'ladi. Musaylama kazzobni ham vahshiy o'ldirgan. Ammo bir kuni ana joy muhimda. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inistata'ta an tuba'ida anni wajhaka faf'al." Ey vahşi dediler. Vahşi Müslüman. Eğer kolundan kese gözümde görünme dediler. Uşa vakitteki başka yurttaki adamlar peygamber ötüp gitmeyi durup gözüm bilen bir metre kör olsam kanıydı diye içerdi. Yanında yürüyen insanga peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolundan kese gözümde görünme dediler. Bana biz dua kendilerine ne deyimiz? Resulullah bilen koşnu kıyın ya Allah deyip dua kılıp sorayımız. Ama peygamberini özü bir yol yok alıp gitme ama kolayından kesek, közümü körme dediler. Şunun için ulamalar etken. En kattık azap peygamber bilen sohbetlaşmaya kalıştık. O şey payitte bizge doğru kemedi. Ve en kattık azaplarını biri vahşi gibi olan peygamber trik hem maşuk yaptı, eğitip yürüptü. Peygamber bunu gelme dedi, bar ket dedi. Ana o nerseden Allah Teala saklasın. Meselemiz nihayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis ettiler ki bu uzun hadis lakin meselemiz gibi tekiştik cahine eti veremem. Biz sizin kayırdan kıdıramız dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki adam sonra geldi. Biri Ayşe anamız. Biri Enes ibn Malik. Ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. 10 yıl hizmet kıldım sizge. Kıyamet günü de beni şefaat kılın dedi. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hop ben seni şefaat kılaman dedi. Şunda Anas ibn Malik radıyallahu anhu ayna aciduk. Ya Resulullah ben sizi hayırdan kıdıray dedi. Kıyamet günü de siz hayırda bulasız dedi. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç orunda ettiler. İnde sırat, sıratının yanında. İndel mizan, tarazının yanında ve indel havd havzi kevserinin yanında bulunman ama havzi kevserge beni ümmetimden cüde köpçilikler su içkeni kele verediler ferişteler kelip haydep taşta gidi havzi kevserden içlik üçün cüde köpçilik kele veredi ferişteler haydaydı şunda beni borup haydemeyler neme üçün bunlarını hayda yapsalar de yanımda fe inneke la tedri ey Muhammed haydan ham bilersiz. Siz dünyadan ötkeninizden keyin gayyaru ve beddelu. Bular köp narsani başka çekip varışken. Bular köp narsani özgertir varışken. Siz aytkeniz kılmagan bular. Bular havzu kevserden içlikke arzimaydı. Farişteler hayda varadı. Çünkü buradalar uşa alemlerde kattası vahşiydi gimez. Ötüp gitken ana o. Müslüman bulup ötken. Ondan ham kattası havzu kevserge barıp durup haydalıp geç. Çünkü kim havzu kevserden bir meratabı içerdiken olsa la yazma'u ba'dahu ebeden deken hiç kaçan çankamaydı. Ama o şey havzu kevserden içmeydiken olsa o insan ama kılışı mümkün. İçmeydiken olsa cennete girmesi gibi mümkün. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin ve hedina ilel hakki ve ila tariqil mustakim elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الله تعالى أن جزل اسم لر أولي صفات لرنا أرتيق ويبدعا قلامز الله سبحانه وتعالى اللهم إنك أفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك أفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك أفو تحب العفو فاعف عنا الله سبحانه وتعالى نفحزكين مرحمتكين رحمتكين Ey Rabbim özün keçirişliğini vada kıldın. Biz bana bendelerin rozalarını tuttuk. İbadetlerini kıldık. Rükularını kıldık. Secdelerini kıldık. Ama bana şu ibadetlerimizi cüdeyem köp kemçililer yol koyup koyduk. Rozalarını tutup gıybet kılıp koyduk. Rozalarını tutup bravlarını ayıplarını gepirip koyduk. Rozalarını tutup her kıl kemçililer yol koyup her kıl nüksallar bilen roza tuttuk. Ama bu bizni bendeligimizden buldu. Seni ise fazlın cüde hem keyin, seni rahmetin cüde hem keyin. Rahmeti vasiat kulle şey,
Mening rahmatim bütün dünya ve olamlardan keng deding ey Rabbim. Biz senin rahmatinga juda ham muhtojmiz. Biz günahkor bandalaringmiz. Günahlarımızga itiraf kılamız. Günahlarımızı tan olamız. Kamchiliklarimizni tan olamız. Ey Rabbimiz günahlarımızı özün keçirgin. Ayıplarımızı özün yaşırgin. Dünyadaki özün süygen bandalaringni qatorda qilgin. Qiyomatda yuzi yorug' bo'lgan bandalarni qatorda qilgin. Namoyi amallarını on kollardan olgan bandalarni qatorda qilgin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni juda ham sog'inganmiz. Dunyoda sahoba tog'bing bo'lolmadik. Rasulullohni tushlarimizni ko'rsatgin. Qiyomat kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga qilgin. Payg'ambarni shafoatidan bizni mahrum qilmagin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan jannatda birga bo'lishingni o'zing nasib qilgin. Allohumma izzal islam val muslimin. Allohumma izzal islam val muslimin. Allohumma izzal islam val muslimin. Alloh subhanahu va taolo o'zi diniga yordam bersin. Diniga yordam berayotganlarga ham robbil alamin o'zi yordam bersin. Tushunmayotgan odamlarga Alloh taolo tavfiq, hidoyat, sirotul mustaqim bersin. Qarzdor bo'lib qiynalayotganlarga robbil alamin o'zi yordam bersin. Farzand talab qilayotganlarga Alloh taolo solih soliha farzandlarni ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizdan qorilarini, olimlarini, din dunyosiga xizmat qiladigan insonlarni chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni xulqlarimizni go'zal va chiroyli qilsin. Payg'ambarini maqtaganda va innaka ala xuluqin azim. Ey Muhammad alayhi salom, qanday ham sizni xulqlaringiz go'zal dedi. Ya robbil alamin, xulqlarimizni go'zal qiling. Kama ahsanta xalqana ahsin xuluqana. Güzel kılıp yarattın ya Rabbel Alemin, hukuklarımızı güzel kıyın. Dualarımızı kuru kaytarmayın. Kollarımızı kuru kaytarmayın ya Rabbel Alemin. Dualarımızı özün icabat kıyın. Duası icabat bugün bendelerin sefiden Katar'dan kıyın. El yurt memleketke daima tinçlik bergin, amallik bergin, hatırcamçilik bergin. Mescidlerimiz namazhanlarla abad olsun. Medreselerimiz talebelerle abad olsun. Erkek kişilerge rüculatını, ayol kişilerge iffetine ya Rabbel Alemin özün bergin. Ertege acelemiz yetkigenden keyin ana uşu vakte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tillerimizde kelime-i şehada bilen keçtiğini ya Rabbel Alemin özün nasip kigin. Kabirde yalgız kap ketkenimizde kabirlerimizde vahşet imez. Belki cennet bahçelerden bir bahçege eğlentirip bergin. Kabirlerimizi cennet bahçeden bir bahçege eğlentirip bergin. Kıyamet günü de özünü sayen götüredegam. Özünü hibz-i himayen götüredegam. Bila hisabin ve la azabin. Hesab kitapsız ve azapsız. Birincilerden bulup cennet kikiredegam bendeleri sefeden katardan kıyın. Biz bu yerde kol açıp trigiligimize dua kıptırımız. Ötüp ketken ota analarımız. Ötüp ketken yakınlarımız var ya Rabbel Alemin. Onlar geyem savuklarını yetkizgin. Onlarını ham kabirlerini abad kıyın. Onlarını ham bizni amellerimizden behremen kıyın. Veledun salihun yed'u lehu. Salih farzand duaqısı yetib barad dedin ya Rabbel Alemin. Biz dua kılamız. Ota ecdadlarımız, ona ecdadlarımızdan ötkellerde özün rahmetinge agin. Kabirlerini nürli münevvar kıyın. Allah subhanahu ve teala onlarını özün günahlarını keçirgin. Özün ibadetlerimizge küç kuvvet bergin. Ya Rabbel Alemin. Kalp keselliklerden, riya kılıçlıktan, suma kılıçlıktan, kibir kılıçlıktan, ucub aceblenip keçlikten, mensimeyi koyuşluğu degen keselliklerden bizden ya Rabbel Alemin özün uzak kıyın. Özün Kur'an-ı Kerim'de İlla men etallaha bi kalbin selim. Salamat kalp ile kegen insan cenneti kiret dedin Rabbel Alemin bizi kalplerimiz salamatmez. Özün kalplerimizi salamat kıyın. Kalplerimizi riyadan ya Rabbel Alemin pakilegin. Kalplerimizde ihlasını toldurgin. Fakat senin razıçiliğin üçün kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Namazlarımız, kurbanlıklarımız, ibadetlerimizin berçesi senin razıçiliğin üçün buladigen ibadetlerden kıyın. Ya rabbil alemin özün küç kuvvet vereyim. Ya rabbil alemin biz bana şu yerde dua kıldık. Dualarımızı özün icabat kıyın. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. Rabbilerin dua kılınlar, men icabat kılaman diye vada kıldı. İnneke la tuhliful mi'ad. Sen hiç kaçan vadenge hılaf kımaysan, biz cüde hem iman bilen, işanç bilen dua kılamız, dualarımızı icabat kıyın. Bana bu dua kıptırgen her birlerimizi umrelerge, haclerge, özünü uluğ üyün Mekke'yi mükerremege, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi Medine-i Munavvar'ı kayta kayta barışı özün nasip kıyın.
Allah subhanahu wa ta'ala her birlerimizin günahlarımızı geçirsin, ayıplarımızı geçirsin. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve acilna min khizyin dunya ve azabil ahireh. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel khasirin. Peygamberler aytgan ekan, Rabbena zalamna, ey Rabbimiz nefslerimizge köp zulüm kuvardik. Ve illem tagfir lana, sen bizi keçirmesen. Ve terhamna, sen bizge rahim kımasen. Lenekunanna minel khasirin. Husranda bendelerden bulamız. Yütkezgen bendelerden bulamız. Rabbimiz özün bizi günahlarımız geçirgin. Dualarını en cemlengen Rabbena atina fid dunya haseneten. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنيا آخرة يحشرني بزجا بيرجن دنيا آخرة يمال ليدا أوز فناهين أسرجن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين